Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda farklı bir şeyden bahsedeceğim size. Şimdi umarım bu videoyu izleyen, atıyorum bu video diyelim 10.000 izlendi. Tahmin ediyorum belki de bu 10.000 kişiden 5 kişi bile bu göstereceğim yöntemi denememiştir ve bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor dostlarım. Yani en azından yılda bir kere kesinlikle yapmanız gerekiyor. Şimdi ben biliyorsunuz yarışmadan çıktım. Sosyal medyaya biraz ara verdim. Kafamı topladım. Beslenmemi kötüleştirdim. Antrenman neredeyse hiç yapmadım. Neredeyse değil, hiç yapmadım. Yani sadece öyle eğlenmek için, kafamı dağıtmak için yüzmeye falan gidiyordum. Ne bileyim. Öyle bilardo falan oynuyordum. O da tamamen kafamı dağıtmak için. Yani herhangi bir spor olsun diye değil. Ağırlık zaten asla kaldırmadım. Yani kafamı dağıtmak istedim. Her şeyden tamamen uzaklaştım. Sadece ne istiyorsam, neyi sevmek istiyorsam onu yaptım. Yani waffle'ımı da yedim, her şeyimi de yedim. Annemle akşamları doyasıya kadar kuru yemişim de yedim, çayımı da içtim falan gibi derken hani birazcık böyle farklı şeyler de yaptım diyeyim. Siz artık aklınıza ne geliyorsa anlayın. Neyse. Dostlarım artık biraz vücudu temizleme vakti ve temizledikten sonra vücudun böyle bazı şeylerden arındığını ve çok daha iyi verim aldığını göreceksiniz yaptığınız diyetten. Hangi dönemde olursanız olun fark etmez. Bulk veya define asla fark etmez. Ama bunu kesinlikle deneyin ve yapın. Şimdi nedir bu? Detoks diyelim. Detoks lafını çok fazla sevmiyorum çünkü farklı yerlere çekildi. Yok işte kilo verdiren detoks, yok kilo aldıran detoks, yok bilmem ne yaptıran detoks. Aslında detoks çok farklı bir şey. Aslında detoks... detoks diyelim tamam biz bunun adına. Şimdi nasıl bir detoks yapacağız? Ve biraz detaylarından bahsedeyim. Yaparken de çekeceğim. Ben de yaparken çekeceğim. Burada da bir parantez açmak istiyorum. Bana sürekli diyorlardı ki eskiden, artık beni çok eskiden beri takip edenler bunu demiyorlar. Yani sen aslında çok farklı şeyler yapıyorsun ama videolarda bazı kısımlarını çekmiyorsun. Mesela atıyorum yani şöyle diyorlar. İşte bu detoksu attığım malzemeleri size gösteriyormuşum. Bir de atmadık yani size göstermediklerim varmış. Ben o yüzden hızlı değişiyormuşum. Ama bunu bu şekilde bok atmaya falan çalıştılar. Hatırlayanlar biliyordur. Tabii eskiden beni tanıyanlar böyle bir şey yapmadığımı biliyorlar. Bu videoda da aynı yani. Direkt her şeyi size söyleyeceğim olması gerektiği gibi. Ben sizden ne fazla ne de eksik bir şey yapmayacağım. Tamamen olduğu gibi size söylüyorum her şeyi. Şimdi bunu... nasıl yapacağız? Önce onu söyleyeyim. Birkaç malzememiz var. Malzemeleri tek tek söyleyeceğim. Miksere atacağız ve 2,5 litre su atacağız. Bu 2,5 litre suyu gün içinde tüketeceğiz. O karışımı yani. Ve aynı zamanda yanında da bir 2,5 litre normal su tüketeceğiz. Ve sadece bu yeşillik. Sadece bu yeşillik dostlarım. Başka hiçbir şey yemeyeceğiz. Yani yeşillikler atacağız. O yaptığım karışım. Başka hiçbir şey asla olmayacak. Gün içinde yediğimiz. Yani herhangi bir yemek... 50 gram tavuk, 100 gram tavuk yok, protein eksiği yok, hayır, hiçbir şey yok. Bakın aklınıza bazı şeyler geliyordur, tamam mı? Yok tuz da mı yok? Yok. Şu da mı yok? Yok, hiçbir şey yok, tamam mı? Hiçbir şey. Sadece bu yaptığımız detoks içeceksiniz ve su içeceksiniz. Yanında başka hiçbir şey yok. Sadece iki şey var. Çünkü insanlar düşünüyor akla, sabah yumurta da mı yok? Yani yok, tamam mı? Hiçbir şey yemeyeceksiniz. Düşünüyorlar böyle ama vücutta protein olmazsa yok karbonhidrat olmazsa sabah yulaf yiyeyim sonra yumurta yiyeyim sonra bu kürü yapayım bütün gün. Hayır hayır sakın hiçbir şey yemeyeceksiniz. Tuz yok hiçbir şey yok. Sadece iki şey var. Günde bir tane sade soda. Bakın sade soda. Günde bir tane ve günde bir tane Türk kahvesi olabilir. Türk kahvesi ve şekersiz olabilir. Bunların dışında asla hiçbir şey tüketmiyoruz. Karışımı yaparken de video çekeceğim zaten nasıl yaptığımı göreceksiniz. Buna vücudunuzun kesinlikle ihtiyacı var. Unutmayın tamamen temizlenecek ve vücut diyecek ki oh be. Oh be diyecek yani bütün organlarınız diyecek ki dünya varmış ya diyecek. Hani bir çalışmasınlar anladın mı? Hayvan gibi yiyoruz yani hayvan gibi yemesek bile normal yesek bile organlarımız sürekli çalışıyor. Sürekli yeni bir besin hadi bunu kana karıştıralım hadi kandakiler hücreye gitsin. Sonra antrenman, vücutta hasar var, hemen oraya yeni besinler. Sonra besinler oradan çık, hipertrofi oldu. Sonra kardiyo, hadi yağ yakacağız falan derken bütün o organlar hep sürekli çalışıyorlar. Ve birazcık artık bir şey yemeyelim, anladın mı? Birazcık bir şeyler yemeyelim ve
vücut desin ki organlar bir yatsın yani, şöyle televizyonun karşısında bir uzanmasınlar mı, Netflix'lerini açsınlar, bir organlar uzansınlar yani, kafalarına göre bir keyiflerine baksınlar. Sonra kafalarını güzelleştiren şeylerden takılsınlar. Yani biraz rahatlasınlar, anladınız mı? Organlar da, onların da canı var yani. Onlar da bir rahatlasınlar. Aa, kolum ağrıdı ya. Neyse, başka söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi organları rahatlatmak için kür yapma vakti. Evet. Bu sürede antrenman nasıl yapacaksınız ondan bahsedeyim. Dostlarım, bu sürede sadece sabah kalkacaksınız. Aç, hiçbir şey yememiş. Zaten hiçbir şey yemeyeceksiniz gün içinde de. Yeşillikten de içebilirsiniz aslında. Ama içmeseniz daha iyi. Suyunuz için sabah kahve hakkınızı, bir tane Türk kahvesi hakkınızı sabah kahvaltında kullanabilirsiniz. İşte ondan sonra 20 dakika sonra falan bir kardiyoya başlayacaksınız. 45 dakika, 1 saat fazla değil. Elim çok ağrıdı, şöyle tutayım. 45 dakika, 1 saat fazla değil. Hızlı yürüyüş şeklinde kardiyonuzu yapacaksınız. Ondan sonra dediğim gibi evinize geleceksiniz. Normal hayatınıza devam edeceksiniz. Değişen hiçbir şey olmayacak. Bu kadar. Kardiyonuzu yapacaksınız. 45 dakika veya 1 saat hızlı yürüme şeklinde kardiyonuzu yapacaksınız. Ve gün içinde sadece bu yeşilliği ve suyu tüketeceksiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında da aklıma bir şeyler geldikçe size anlatacağım zaten. Ben şimdi kardiyoya gideyim. Ondan sonra malzemeleri alıp eve gideceğim. Geleceğim. Sonra karışım yaparken size çekeceğim zaten. Ya o değildi. Az önce çektiğim videoyu izledim. Yani şu anda sizin izlediğiniz, buraya kadar geldiğiniz. Oğlum ben çok başka birisi olmuşum lan. Saçlarla alakası yok. Tam bir hard boy olmuşum. Tam bir hard olmuşum. Şöyle serseri çocuklar, tam hırsız tıraşlarına benzemişim. Zaten hırsız tıraşı diye bir video yaptım. O yüzden saçlarım böyle. Aslında bir daha böyle yapacağımı zannetmiyorum. Zaten video konusu olsun diye yapmıştım. Sonra şey söyleyeceğim size, en önemlisi bu süreci ne kadar yapacaksınız? Yani ne kadar süre yemek yemeyeceksiniz? Ne kadar süre sadece yeşillik, onu su halinde içeceksiniz ve sadece su, sadece kahve ve sadece soda. Bunu ne zaman, ne kadar süre devam ettireceksiniz? Dostlarım, benim tavsiye ettiğim ve benim yapacağım 5 gün. Siz 3 gün yapabilirsiniz. 7 gün tavsiye etmem. 3 gün ya da 5 gün ya da 4 gün yapabilirsiniz. 4 gün boyunca asla hiçbir şey yemiyorsunuz. Sadece size göstereceğim, biraz sonra göstereceğim. Yani şu an malzemeler yok. Yoksa ben gösterirdim. Biraz sonra size göstereceğim. Gerçi siz hemen izleyeceksiniz. Ben videoyu durdurmuş olacağım zaten. Sadece o gösterdiğim malzemeler, bir sade soda ve bir tane Türk kahvesi hakkınız var. Sade. Bir günde sadece bu. Bakın 5 günlük değil. Sadece günde bu. Her gün yeniden yeşillik, yeniden kahve ve yeniden soda. 5 gün boyunca uygulayacağım ben. Siz 3 gün, 4 gün veya 5 gün yapabilirsiniz. Artık vücudumuz bir temizlensin, organlarımız bir dinlensin. Şimdilik başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu aklıma geldi işte. Bunu 5 gün yapacağımız aklıma geldi. Onu söylemek istedim. Ve videoya bir baktım. Oha lan dedim, bu ben değilim anasını satayım. Neyse. Ben şimdi bir kardiyoma gideyim, ondan sonra yeşilliğimi alayım, eve geleyim. Ondan sonra zaten videoyu başlatacağım. Karışımı yapacağım ve sizinle paylaşacağım. Dostlarım, kardiyomu yaptım, evime geldim. Gördüğünüz gibi detoks malzemelerim şöyle hazır. Yeşillikler var, hepsini tek tek söyleyeceğim. Zerdeçal var. 1,5 litre suyum var. Aletim var ve bir tane kabım var gördüğünüz gibi. Şimdi dostlarım, bu kürü neden yapıyoruz? Şimdi ben yarışmadan çıktım. Yarış zamanında Squid diyet yaptım. Yarıştan çıktım. Hayvan gibi yedim. Affedersiniz. Pizzalar, waffle'lar falan, vücudum bayağı pislendi. Bunu yapacağım. Vücudu aç bırakacağım ve mineralle, suyla destekleyeceğim ve temizlenmesini sağlayacağım. Vücudumun boşalmasını ve temizlenmesini sağlayacağım. Bundan sonra sağlıklı beslenmeye, bulk yapmaya başlayacağım zaman vücudum bunları böyle nasıl söyleyeyim? Vücudum bunları alacak yani. %100 verim alacak. Biraz vücudumu boşaltıp tekrardan böyle sağlıklı bir şekilde, temiz bir şekilde yükleyeceğim vücuduma. Şimdi yapılışına geçelim ya direkt. Şimdi gördüğünüz gibi 1,5 litre bir suyum var. Bu 1,5 litre suyu kabıma dökeceğim. İstediğim bir
şey var. Bakın bu kabı ben ağzına kadar doldurmadım. Birazcık bıraktım. Neden? Çünkü içine koyduğumuz zaman yeşillikleri tam böyle karışmaz. Eğer full su koyarsanız ona, ağzına kadar doldurursanız su, ne kadar makineyle bastığınız bile tam karışmayabilir. O yüzden biraz su koyun. Bütün hepsi böyle iç içe olsun, yani yoğun olsun ki daha kolay hepsi karışsın birbirine. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu benim uzaktan eğitim öğrencilerime verdiğim o özel noktalardan bir tanesi. Gerekli olanlara tabii ki de, hepsine vermiyorum. Uzaktan eğitim öğrencilerine verdiğim bir özel bir olay aslında. Size de paylaşmak istedim. Uzaktan eğitimden de bahsedeyim. Çok fazla soruyorsunuz YouTube'dan gelip de. Herkese tek tek konuşup böyle açıklamak zorunda kalıyorum. Uzaktan eğitim dediğimiz olay, ben bir adamın her şeyiyle ilgileniyorum. Ben de diğerleri gibi gold, bronze paket yok. Bana herkes de gold paket. 24 saat iletişim, yani adam geliyor WhatsApp'a, bana fotoğraflarını atıyor. Ben ondan birkaç bilgi istiyorum, bir şeyler istiyorum. Onun dahilinde ona özel programlar çıkartıyorum. Ve paket aldığı süre kadar birlikte ilerliyoruz. Hatalarını düzeltiyorum, doğrularını düzeltiyorum, formunu kontrol ediyorum. Beslenme programında gerekirse değişiklikler yapıyorum. Antrenman programında değişiklikler yapıyorum. Bu değişiklikler bir hafta sonra da olabilir, bir ay sonra da olabilir. Yani tamamen onun vücudunun alabileceği en iyi verimi alıyoruz. Benim Instagram hesabımda zaten değişimler var ama herkes 3 ayda o fotoğraftaki gibi değişecek diye bir şey yok. Herkesin kendi vücudunun en iyi gelişimini alacağına söz verebilirim. Yani o fotoğraftan daha da iyi olabilir ama o fotoğraftan daha da kötü olabilir. Ama senin vücudunun alabileceği en iyi verimi sana aldıracağıma eminim yani. Çünkü gerçekten güzel taktiklerim var. O taktiklerden bir tanesi de bu yani. Bu küçük bir püf noktaydı. Neyse. Şimdi burada neler var? Sadece su var burada şu anda. Bir adet tam limon. Bu bildiğiniz tam limon dostlarım. Bir tane kabuğu soyulmuş tam limonu bunun içine atmanız gerekiyor. Aynen, limon attık. Bir adet tam bildiğiniz soyulmuş ananas. Buralar falan beni rahatsız etmiyor ama sizi rahatsız edecekse tek tek böyle parçalayabilirsiniz. Ama dediğim gibi beni rahatsız etmediği için ben direkt bu şekilde atacağım. Bir tane ananas attık. Bir tane orta boy salatalık atacağız. Bu biraz büyük boy, o yüzden bunun uçlarını keseyim ben. Bıçakla kesiyorsunuz siz. Ben ağzımda kestim. Bir tane orta boy salatalık attık. Onu normalde parçalayıp atsanız daha iyi ama ben hem elimle çektiğim için aynı zamanda yapamayacağım şu anda. Hep tripodum arabada. Arabadan almaya üşendim. Birazcık göbek marul. Birazcık göbek atacağım içine. Azıcık ama. Hepsinden birer parça birer parça. Hatta neyse bu şu kadarcık. Yani nasıl anlatayım? Elimde tuttum. Bir parça gördüğünüz gibi. Çok da bir fazla değil. Bir parçayı attım içine. Birazcık marul var. Yine gördüğünüz gibi yine bir parça, çok fazla değil. Şöyle ufak bir parça. Ben böyle bunları koydum ki siz rahat rahat görün. Hem böyle kalsın, üstünü kapatacağım. Her gün yapacağım bundan ve her gün uğraşmayacağım bir daha. Direkt buradan alıp alıp yapacağım. Birazcık ıspanak. Yine birkaç tane, fazla değil. Hatta tatlarını sevmediklerinizden az koyun. Daha severek yaparsınız. Benim öyle tat anlayışım olmadığı için ben direkt hepsinden olması gerektiği kadar birer parça birer parça koyacağım. Nane. Mesela bu naneyi fazla koyarsanız tadı eminim daha güzel olur. Limon ve ananasla gayet yakışır. Ve maydanoz. Hepsinden birer parça gördüğünüz gibi. Maydanoz biraz fazla oldu. Sanki şurada kalın bir tane vardı. O kalını çıkartayım. Tam olsun. Bayağı bir dağıttım. Tekilli yaparken sıkıntı oluyor. Gördüğünüz gibi biraz da maydanoz koydum. Son olarak şurada biraz dereotum var. Son olarak değil. Yani yeşillik olarak son olarak. Biraz da dereotu koydum. Gördüğünüz gibi çok fazla değil. Şurada gördüğünüz gibi zerdeçal var. Bu bildiğiniz normal zerdeçal. Bir şöyle çay kaşığı. Çok dolu dolu değil ama çok boş da değil. Şöyle orta bir çay kaşığı zerdeçal atıyorum içine. Gördüğünüz gibi karışım bu. Aslında malzemeler bunlar. Şimdi bu gördüğünüz gibi bayağı bir doldu. Bir tane şöyle mikserim var. Buna şöyle basacağım. Bunu parçalayacak. Tek elimle çektiğim için önce biraz karıştırayım, ondan sonra videoyu başlatayım ben. Çünkü tutacağım.
tekerimle zorla. Neyse ben bunu bu şekilde parçalayacağım. Eğer parçalanmazsa ne bileyim içinde bıçakla falan biraz parçalarım, sonra makineye sokarım falan. Şimdi video çekiyorum diye bir de tek elle tutuyorum diye yapamadım. Videoyu devam ettireceğim tekrardan. Ve Instagram'da bir story paylaştım. İşte merak ettiğiniz, kürle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa sorun, cevaplayacağım diye. Bir de o, bu arada hem de o sorulara bakayım, soruları da cevaplayayım. Hem bunu yapayım, hem sorulara bakayım. Öyle yani. YouTube'daki zaten tahmin ettiğim sorular, yani hepsi cevap verdiğim sorular. Böyle ekstra bir soru o gelmedi hiç. İşte hangi dönemde kullanıyorsun? Zaten onları söyledim. Herhangi bir dönem değil. Yani vücudunun... ya yılda bir kere yapılabilir. Herhangi bir dönem önemli değil. Vücudunuzdan su atar mı diye sormuşlar. Kesinlikle su atar. Kesinlikle atar. Acaba başlamadan önceki, bittiğimden önceki formumu da mı göstersem? Ama şu an bayağı bir kötüyüm ya. Bildiğiniz gibi değilim yani. Bunu bayağı bir kötüyüm. İçinde hiç posası falan kalmadı. Bayağı bir ezildi. Çok güzel kokuyor. Çok güzel böyle yeşillik limon kokusu geliyor. Yani resmen temizleyeceğim ya seni diyor. Diyor ki temizleyeceğim seni anne diyor. Şimdi ben bunu güzel biraz daha yapayım. Gerçi yaptım bayağı bir yaptım da. Şimdi ben bunu içeceğim suyun içine dökeyim. Sonra tadına bakacağım. Tadını da oylayacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Birazcık ekranım sanırım pislendi. Oradan su sıçradı. Dediğim gibi kaba koyayım. Tadına da yorumlayayım. Sonra bu videonun altına yorumlara bakayım ben bu videodaki yorumlara. Aklınıza takılanları sorarsınız. Yani bence bir kere yapsanız güzel olur. Vücudunuz temizlenmiş olur. Yılda bir kere falan yapsanız iyi olur bunu. Bağırsaklarınız bir dinlensinler anladın mı? Açıklamıştım zaten bunu. Hadi bakalım iyi bakın kendinize. Arkadaşlar detoksu hazırladım. Tamamen bitti. Söylemek istediklerimi size söyledim. Şu şekilde gördüğünüz gibi şişeye koydum. 1,5 litre suya. 1,5 litrelik şişeye koydum. Su sınırsız yine 3 litre falan suyunuzu için. Aynı zamanda 1,5 litrelik bundan yapın kendinize. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu bu karışımı sevmeyecek, tadını beğenmeyecek bir delikanlı tanımıyorum. Şöyle bir şey olabilir. Bakın bana inanılmaz şekerli geliyor zaten ama bazıları şeker bağımlısı, şekeri acayip seviyor. Onlara birazcık şekersiz gelebilir. Onlara bir tavsiyem var. Ben bir parça ananas koydum ya, siz 3 parça ananas koyun. Yeter ki yapın bunu, tamam mı? Yeter ki yapın. 3 parça ananas koyun. Şimdi söylemek istediğim bazı şeyler var. Şimdi siz düşünüyorsunuz ki ben bütün gün bir şey yemezsem, sadece bunu içersem acıkır mıyım, aç kalır mıyım falan diye. Zaten bunu istiyorum ben. Birazcık böyle aç kalacaksınız. Vücudunuz temizlersin anladınız mı? Aç kalmanızı istiyorum zaten ben. Ama öyle tabii ki de tamamen aç kalmayacaksınız. Sadece birazcık böyle aç kalacaksınız. O da güzel olacak, tamam mı? Onu istiyorum sadece sizden. Çok da detaya inip bilgi verip böyle aklınızı karıştırmak... Aklınızda bu oluşan ufacık bir fikri de yok etmek istemiyorum. Karıştırmak istemiyorum. Dediğim gibi olay bu kadar. Bunu yaparsanız vücudunuz temizlenir. Bayağı faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Bu kürü yapıp da kürden hemen sonra tekrardan pis pis beslenmeye devam etmeyin sakın. Bari birazcık temiz beslenin. Vücudunuz bunları alacak. Sağlam antrenman yapın. En azından bir ay falan. Bari böyle bir şey yapıyorsunuz. Adam gibi verimini de alın yani. Cefasını çekiyorsunuz. Sefasını da sürün yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım. Peace. Videoda söylemiştim ama söyledim mi söylemedim mi tam hatırlamıyorum. Arkadaşım bir tane sormuş. Antrenman nasıl olacak yazmış. Antrenman şu şekilde olacak. Herhangi bir ağırlık antrenmanı yapmayacaksınız. Sadece sabah kardiyo yapacaksınız. 1 saat 45 dakika arasında jog tempo koşu. Jog tempo ile koşu yapacaksınız. Hit kardiyo falan değil. Sadece jog tempo koşu ne demek? Yani en hafif şekilde koşu yapacaksınız. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat.
Antrenmanda sadece bu şekilde olacak. Yine tekrardan sorular gelmeye devam ediyor. Sorular geldikçe ben de cevaplamadığım, videoda cevaplamadığım sorular varsa cevaplayacağım ve videonun sonuna ekleyeceğim. Bu şekilde paylaşacağım. Antrenman sistemini de açıkladım. Ağırlık yok. Sadece kardiyo var. Jog tempo 45 dakika 1 saat. Zaten birkaç tane malzeme eksikti. Brokoli ve dereotu eksikti. Şimdi biraz sonra marketten onları alacağım. Sonra eve gideceğim. Bütün gün sadece onu içeceğim ve kardiyo öncesi bir tane Türk kahvesi içtim. Dediğim gibi sadece bunlar. Bir an aklıma şey geldi. Acaba bütün hani gün gün her günümü çeksem mi? Bu detoks sürecindeki işte formum nasıl oldu, kaç kilo verdim falan gibi çeksem mi diye düşündüm. Aslında çekebilirim bunu da. Genel olarak bir detoks vlogu yapabilirim. Hani her gün çekmek yerine bir tane çekip o 5 günü ona sığdırabilirim. Böyle bir şey yapabilirim. Neyse. Kardiyo diyeyim dediğim gibi malzemeleri alıp eve gideceğim. Ondan sonra hemen hemen bir saat olmak üzere 40 dakika falan oldu. İşte markete giderken falan yürüyeceğim. Alışveriş yapacağım. Araba biraz uzakta yürüyeceğim falan derken bir saat olacak ama 45 dakika falan çok iyi. 45 dakika 50 dakika hani 45 dakika ve 1 saat arasında gayet iyi. Hadi bakalım ben markete gideyim. Alalım alışverişimizi yapalım. Gidelim. Bunu kesinlikle yapmanızı istiyorum ya. Hani bir vücudunuz temizlensin. Organlarınız bir dinlensin anladın mı? Organlarınız bir oh be desin. Bunu yapmanızı da denemenizi istiyorum. Kesinlikle istiyorum yani. Come quick with the